Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 2000 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binasının temeli atıldı. Cumhuriyet Mahallesi Aydın Muğla Karayolu kenarında bulunan 1586 metrekare alan üzerinde 4 katlı olarak yapılacak olan yeni hizmet binasının temel atma töreni gerçekleşti. Törene, Oda Başkanı Metin Uyar ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yeni hizmet binasının temel atma töreni kurban kesimi ve dualarla gerçekleşti. Temel atma töreninde konuşan Oda Başkanı Metin Uyar, 5 yıldır bu alan için verdikleri mücadeleyi anlattı. Esnaf odası olarak, ekibimiz olarak 4 sene önce bu arsamıza Esnaf Sanatkarlar Odası yapacağız diye aldık. Resmi dairelerden prosedürler oldu, ancak tamam başlayabildik. Fakat bugün o gün için bizim bu inşaatımızın maliyeti bize 7-8 trilyon liraydı ama bugün 40 trilyon lira. Paramız yetersiz olduğu için bu sefer müteahhide kat karşılığı verdik. Birinci, ikinci katla Esnaf Sanatkarlar Odası'na aldık. Ekibimizden beraber kararımızı aldık. Ve üçüncü, dördüncü katı müteahhide verdik. Biz buna gayemizdeki Çin'e Esnaf Sanatkarlar Odası dinlenme tesisi, altı dükkanlar bizim dinlenme tesisi olarak kullanma düşünüyoruz. İkinci katı da 12 tane 1+1'e Çin'e esnaf için dinlenme tesisi üzerine butik otel gibi düşünüyoruz. Yani Çin'imizde böyle bir şeye ihtiyaç olduğu için biz bunu böyle bir karar verdik. 5 yıl önce akıllarındaki ilk projeyle ilgili de bilgi veren Başkan Uyar, sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bizim ilk projemiz böyle değildi. Bizim ilk projemizin altı dükkan, üstü otel, onun üstü düğün salonu. Yollarında ve UKM'den dedik ki biz buraya otel yapacağız, üstüne düğün salonu yapacağız esnafa ait. Ama 1586 metre burası, 52 metre yol cephesi var. Bu yere biz başaramadık. Başaramadığımız sebebi de 25 metre karayollarına çektiğimiz zaman 1000 metre yerimiz kalıyor. 130 belediye ruhsat veriyor. 300 metre inşaat alanı olduğu için bir işe yaramayacak diye biz dedik altına dükkan yapıp Çin'e Esnaf Sanatkarlar Odası'nın dinleme tesisleri yapmak için Çin'in yöresel ürünleri tanıtılıp pazarlanması yer açmayı düşünüyor. İkinci katı da butik otel. Esnafımız ve dışarıdan gelen misafirlerimizi konaklamalar için bir yer düşünüyor. Çin'e olarak bunun ihtiyacı olduğunu hissettik. Bu şeyi yapacağız. Ama bizim esas amacımız buraya düğün salonuna otel yapmaktı. Ama olmadı.